Herkese mutlu günler. Bol bize hoş geldiniz. Hikaye Futbol'un bu bölümünde Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira'yı sizler için mercek altına aldık. Sergio Oliveira kimdir? Galatasaray'da ne yapar? Ve nasıl bir orta saha kurgusu içinde değerlendirilmeli? Umarım keyifli bir yayın olur. Evet Sergio Oliveira 2 Haziran 1992'de e, Portekiz'de doğdu ve oyuncu futbol kariyerine Portekiz altyapısında başlayıp 17 yaşında profesyonel oluyor. E, Birçok coğrafyada da e, oyuncu performans veriyor. Örneğin Belçika, Fransa, Yunanistan ve son olarak da İtalya ve Roma tecrübesi. Son 3 sezonda 120'den fazla maça çıkıyor arkadaşlar. Bunu notlarımdan da okuyacağım. Gerçekten de çok önemli bir rakam. Bakınız geçen sezon 45 maç bütün turnuvalarda 8 gol 2 asistlik bir performans veriyor ve 2200 dakikanın üstüne çıkıyor kış transfer döneminde Roma'ya gidiyor. Ve Roma en kritik maçlarda Sergio Oliveira'dan faydalanıyor. Opsiyonunu kullanmıyor. İstenen opsiyon tabii 13 milyon euro. Orada finansal bir karar veriyor Roma yönetimi. 2020-2021 sezonunda Sergio Oliveira performans olarak gol ve asist istatistiğine baktığımızda Top yapıyor ve 27 gol katkısı yine 40 küsür maç, 47 maç ve 3500 dakikayı geçiyor oyun süresi. Yalnız bu gollerin 5'ini de Şampiyonlar Ligi'nde atıyor. Bu gerçekten de çok önemli bir rakam. 2019-2020 sezonunda da 35 maç çıkıyor ve 35 maçta yine 12 gol katkısı yapıyor. Peki Sergio Oliveira nasıl bir oyuncu? Oyun karakterine, artıları ve eksileri ve nasıl bir planlamanın içinde olmalı. İstiyorsanız biraz bunları değerlendirelim. Bir kere her şeyden önce oyun görüşü çok iyi, fundamental, temel hareketleri gelişmiş bir orta saha. Çok efektif bir şutu var ve e, golü düşünüyor. 20-25-30 metre hiç fark etmez. Golü düşünüyor ceza sahası dışı da olsa. E, ve çok iyi bir sağ ayağı var. Özellikle sol taraftan kazanılan serbest vuruşlarda etkili olacağını düşünüyorum. Galatasaray uzun süre hatta Selçuk İnandan beri orada istikrarlı bir e, serbest vuruş kullanıcısı e, bulmadı merkez orta sahada. Bu konuda yeşil bir tik diyelim Sergio Oliveira açısından. Skor yapabilecek bir oyuncu olduğunu söyledik ama orta saha planlaması yaparken ya da kadro planlamasında işte orta sahanın skor yükünü sen çek şeklinde bir yaklaşım yapılmamalı ama oyun aklı olabilecek bir oyuncu. Niye? Çünkü özellikle top 10'dayken çevre kontrolü işte arkadaşları nereye doğru yöneliyor, alanlara koşu yaptığı zaman arkadaşlarını ne şekilde topla buluşturulabilir? Doğru zaman ve kesinlikle doğru noktaya topu gönderebiliyor. Bir merkez orta saha oyuncusunda en önemli özelliklerden biri olduğunu düşünüyorum. Evet, hücumda oyun akla olur dedik. Takımın beyni olur. Kesinlikle e, olabilecek bir oyuncu. E, başka çalımlarla mesafe kat edebilen bir oyuncu. E, ama bu çalımların hem hızı hem de topa dokunuş olarak e, bunu eksaneye daha sonra söyleyeceğiz ne şekilde oldu e, sevgili dostlar. Oyunu diagonal bir şekilde sağa sola çevirebiliyor. Ve ben çalışkan bir oyuncu olduğunda söyleyeyim, ofansif özelliklerine göre Sergio Oliveira, topun arkasında çok doğru şekilde durabilen bir oyuncu ve çalışkan bir oyuncu. Eksi ya da olmayan özellikleri eksi demeyelim de şöyle söyleyeyim Sergio Oliveira oyun profilinde olmayan özelliği bir kere böyle topla delici merkezden küçük adımla çalım atabilen ya da çok atletik bir şekilde fırlayıp topla delip driplinge kalkabilen bir oyuncu değil. Yani bir Badu Endiaye tarzı bir oyuncu değil. bir Wesley Schneider tarzı bir oyuncu değil. Küçük adımlarla birdenbire böyle Saman Alevi gibi hızlansın ve kalçadan kontra şut çek çıkarsın. Bu tarz bir oyuncu değil Sergio Oliveira. ama dediğimiz gibi oyun görüşü ve pas yüzdesiyle kesinlikle fark yaratabilecek bir oyuncu. Sergio Oliveira'nın aslında bu analizin bence en önemli kısmı Sergio Oliveira'nın olduğu bir orta sahada nasıl bir planlama yapılmalı? Özellikle onun partneri bir tık daha defansif orta saha özelliği olan ön libero'dan bahsederken kesinlikle kısa mesafede hızlanan bir ön libero olması lazım. Çabuk bir oyuncu olması lazım. Hem savunma kaymalarında hem de hücum geçişlerinde Sergio Oliveira eğer e, o geçişte zaten çok büyük bir ihtimalle hani atletizmiyle e, takımı öne iten bir oyuncu değil ama onu işte e, orada onunla doğru şekilde e, oynayabilecek ve partner olabilecek e, tempolu bir e, altı numara olması lazım. Örneğin Diawara tarzı, Jean Onana tarzı, bilemedim e, bir tık daha temposuz ama yine tempo yapabilecek Florentina Luis tarzı e, bir ön liberoyla etki yapabileceğini düşünüyorum. Birçok formasyona uygun bir oyuncu ve Galatasaray kesinlikle üst düzey bir oyuncu kazandı. Eğer Galatasaray'daki futbol aklı Sergio Oliveira'nın yanına temposuz ve sadece oyun görüşüyle işte top kapatabilen ve pas yüzdesi yüksek bir ön libero koyarsa sıkıntı yaşanır diye düşünüyorum. Aynı zamanda çok önemli onun önünde oynayacak. Yani ofansif orta sahada e, nasıl olacak, ne şekilde olacak? E, ofansif orta sahada hızlı düşünebilen ve tempo yapabilen bir oyuncu olması lazım. Şimdi Galatasaraylı la ismi geçen oyunculara baktığımızda e, orada çok daha farklı profiller, e, bir ofansif orta sahadan ziyade ikinci santrafor tarzı oyuncular konuşuluyor. Ben Galatasaray'ın Sergio Oliveira transferini çok doğru bir hamle olarak görüyorum. Kesinlikle şu anda Avrupa futboluna baktığımızda ve 8 numaralar içinde herhalde en en üst kalibre oyunculardan biri. Tabii ki Galatasaray Sergio Oliveira'yı ne şekilde bünyesine katacak, nasıl bir bonservis bedeli ödeyecek, bunu göreceğiz. Yıllık maaş bunları göreceğiz ama şunu söylemeliyim. Kesinlikle Türkiye liginin çok üstünde bir 8 numara ama bu 8 numaranın etrafına koyacağınız oyuncular kesinlikle fark yaratmalı ve aynı zamanda o oyuncuların rotasyonu da güçlü olmalı. Yani örneğin tempolu bir 6 numara koyuyorsanız onun rotasyonunda Taylan Antalya'lı olursa yine sıkıntı çekersiniz. Örneğin ön liberosuz oynuyorsunuz. Daha tempolu bir oyuncu olarak Berkan Kutlu'yu koyarsanız bence performans alabileceğiniz bir oyuncu. Çünkü onun yanına tabiri caizse ciğeri olmayan ve asla durmayan, çok çalışkan, hızlı ve dribling özelliği de olan kısa mesafede fark yaratabilecek çabuk bir ön libero ile Sergio Oliveira fark yaratabilir. 4-3-3 formasyonuna çok uygun. 4-2-3-1 kesinlikle oynayabilecek bir oyuncu ve birçok özelliğiyle de fark yaratabilecek bir oyuncu Sergio Oliveira. Galatasaray'a hayırlı olsun diyelim. Umarım yayını beğenmişsinizdir sevgili dostlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Zili açıp beğeni atarsanız bizlere destek olabilirsiniz. Biliyorsunuz adresimiz hep aynı. The Football Biz. Sosyal medyadan takiplerinizi de bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.